أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله خيره وشره من الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتاف بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال كما قال. Aziz ve muhterem cemaatim, saygıdeğer Müslümanlar, Allah nasip ederse inşallah bugünkü sohbetimiz iyiliği emredip kötülüğü nehyettiği halde kendisi buna tabi olmayan, kendisi bu kurallara uymayan kişilerin akıbeti hakkında olacaktır inşallah. Muhterem kardeşlerim, alemlerin Rabbi olan Yüce Mevlamız kullarına karşı sonsuz şefkati ve merhameti olandır. Hatta bu durumu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatırken bir gaza esnasında işte esirler arasında bir kadını Peygamber Efendimiz ashabına gösteriyor. Şu kadına bakın diyor. O kadın çocuğunu kaybetmiş. Gördüğü herhangi bir çocuğu alıyor, kendi çocuğumuş gibi bağrına basıyor. Onu bırakıp yine çocuğunu aramaya devam ediyor ve nihayetinde çocuğunu bulunca onu aldı ve bağrına bastı. Bu durumu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ashabına göstererek şunu söyledi. Bu kadın çocuğunu ateşe atar mı diye bir soru sordu. Orada bulunan ashab dedi ki ya Resulallah, yani gücünün yettiği nispetle mümkün olduğu kadarıyla atmaz. İşte bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şunu buyurdular. Bu kadının evladına karşı olan şefkati, merhametinden daha fazla alemlerin Rabbi olan Yüce Mevla kullarına karşı daha çok şefkatli ve daha çok merhametlidir. Yani Allah biz kullarını seviyor. Bundan dolayı da Yüce Mevlam yarattığı kullarını dünyaya gönderdikten sonra hadi bakalım ne haliniz varsa görün dememiştir. O şefkatinin ve merhametinin bir gereği olarak olur ya kullar haktan, adaletten, iyilikten, doğruluktan ayrılır da şeytanın batıl yollarda saparlar diye onları uyaracak. Onlara emri bil maruf ve nehyi anil münker yapacak peygamberler göndermiştir. Sonra o peygamberlerden bazılarıyla bazı sahifeler ve kitaplar göndermiştir. Yani peygamber vefat eder gider ama sonraki süreci devam ettirebilecek, devam ettirebilmek için o sahifelerdeki emirler ve nehiler doğrultusunda insanlar haktan ayrılmasınlar, batıla meyletmesinler diye Allah kitaplar göndermiştir. Ve nihayetinde en son Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hatemül Enbiya olarak gelmiş. Alemlerin Rabbi olan Yüce Mevlamız kendisine Kur'an-ı Kerim adında bir kitap vahyetmiş. Onun vefatından sonra biz o kitabın içerisindeki fiillerle, emirlerle hareket etmekteyiz ve
dini yaşantımızı oradaki kurallara göre inşa etmekteyiz. İşte bu ayeti kerimelerden bazılarında Peygamberin vefatından sonra bu vazifeyi yapacak birilerinin bulunması gerektiğini Yüce Mevla beyan ediyor. Küntüm hayra ümmetin uhurucet linnâs. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Sonra ye'muruna bil ma'ruf ve tenhavne anil münker. İyiliği emreder ve kötülükten de nehyedersiniz. İşte bu vazifeyi yapacak bir grubun olmasına Allah emrediyor. Başka bir ayet-i kerimede وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Sizin içinizden iyiliği emreden, kötülüğü de nehyeden, yasaklayan bir grup, bir topluluk, bir cemaat bulunsun. İşte onlar da kimlerdir? Yani yaşadığımız şu topraklar üzerinde bu vazifeyi yüklenen, bu vazifeyi yapmaya çalışan, gayret eden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın himayesi altında, onun şemsiyesi altında hocalarımız, vaizlerimiz, müftülerimiz, müezzin arkadaşlarımız, imam arkadaşlarımız, yani emri bil maruf ve nehyi anil münkeri bu kardeşlerimiz, bu vazifeli, bu görevli kardeşlerimiz yapmaktadırlar. Dolayısıyla İslam davası hiçbir zaman yere düşmemiştir, sahipsiz kalmamıştır ve inşallah kıyamete kadar da bu hal üzere devam edecektir. Fakat muhterem kardeşlerim, bu işi yaparken, bu emri bil maruf ve nehyi anil münker vazifesini yaparken bizden istenen bazı şeyler var. Müminden istenen bazı şeyler var. O da nedir? Kişinin ihlaslı ve samimi olmasıdır. Yani bir taraftan insanlara hakkı anlatırken, hakkın safında yeri, hakkın safında durun derken, kötülükten nehyederken, eğer sen bu vazifeyi hakkıyla yapmıyorsan, sen sözünün tam zıttıyla hareket ediyorsan, o zaman bunun vebali gerçekten çok ağır olacaktır. Bakın, Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam anlatırken, tebliğ ederken, sohbet ederken, onların, o ashabın halini anlatan, dışarıdan bakan birisi der ki, ashab-ı kiram Peygamber Efendimiz'i dinlerken öyle dikkatle dinlerlerdi ki, sanki başlarının ucunda bir kuş varmış da, o kuş hareket ettikleri zaman uçup gidecekmiş gibi onu dikkatle, ihlasla ve samimiyetle dinlerlerdi. İşte bu sahabelerden bir tanesi, oradaki bulunurken almış olduğu o feyizden, o rahmetten, o bereketten istifade eden ama dışarı çıkınca farklı bir havaya bürünen ve bunun sebebini de bilmeyen ashabtan bir tanesi bu durumdan çok rahatsız oluyor. İşte o sahabi kimdir? Hanzala radiyallahu anh. Kendisi şehit olunca gökten meleklerin inerek kendisini husullüyken meleklerin yıkadığı sahabedir Hanzala. İhlaslı ve samimi bir Müslüman. Bir gün Hazreti Ebu Bekir ile karşılaşırken Hazreti Ebu Bekir kendisine işte hal hatır soruyor. Nasılsın diyor. Sorma diyor. Hanzala münafık oldu diyor. Subhanallah. Bu nasıl bir söz öyle? Biz diyor Hanzala, biz peygamberin huzurundayken onun sohbetinden istifade ederken almış olduğumuz o feyzi, o bereketi, o manevi atmosferi dışarıya çıkınca devam ettiremiyoruz. Eşimize, evimize, çoluğumuza, çocuğumuza gidiyoruz. Farklı bir dünyaya dağılıyoruz. O zaman biz demek ki samimi değiliz. Ben münafık oldum diyor. Vallahi ey Hanzala diyor. Yani ben de tıpkı senin gibiyim diyor. O zaman gidelim, bu durumu biz peygamber arz edelim. Geliyorlar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a durumu anlatırlarken şöyle diyorlar. Ya Resulallah, siz bize sohbet ederken biz sanki cenneti ve cehennemi karşımızda görüyormuş gibi oluyoruz. Ama ne zaman ki senin huzurundan ayrılıyoruz, dünya işlerine dalıyoruz, eşimize, çoluğumuza, çocuğumuza dönüyoruz, o manevi atmosfer bizi de bulunmuyor. Yani biz onu kaybediyoruz. Bunu işitince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor. Ey Hanzala, eğer benim huzurumda ki o atmosferi dışarıya çıkınca da devam ettirebilseydiniz, yani işinizde, evinizde, dış alanda, o zaman gökyüzünden melekler iner, sizinle musafaha ederdi. İşte bundan dolayı da ey Hanzala, bir saat dünya, bir saat ahiret. Ve
Sahabe diyor ki bunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 3 defa tekrarladı. Onun için muhterem cemaatim, biz inanan müminler olarak ihlaslı ve samimi olmak zorundayız. Eğer ihlaslı ve samimi olmazsak o zaman bizim sözümüzün hiçbir tesiri yok. Bakın konuyla alakalı alemlerin Rabbi olan Yüce Mevlamız Bakara suresinin 44. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْمُونَ الْكِتَابِ اَفَلَا تَعْغِلُونَ Ey Yahudi bilginleri! Siz insanlara iyiliği emredersiniz de kendiniz onu unutur musunuz? Yani bu hitap Yahudileredir ama onların şahsı da aynı zamanda ümmeti Muhammed'edir. Yani bizi de kapsıyor. Biz de iyiliği emrederken, kötülükten nehyederken kendimizi unutmamalıyız. Önce biz samimi olmalıyız. Bu emrettiğimiz şeyleri önce biz kendi hayatımıza tatbik etmeli, yaşamalıyız. Sonra da cemaate anlatmalıyız ki onun bir tesiri olsun. Bakın Hazreti Ömer'e atfedilen bir olay vardır. Sahabeden bir tanesi çocuğu çok bal yediğinden dolayı rahatsız olur. Defalarca söylemesine rağmen babasını dinlemez ama o şahıs Hazreti Ömer'in yanına gelir, der ki ey halife, şu benim oğlum çok bal yiyor. Defalarca söylememe rağmen de bir etkisi olmadı. Sizin sözünüzü dinler, benim bu evladıma bal yememesini tavsiye eder misin? Hazreti Ömer diyor ki, şimdi git, 40 gün sonra gel. Gidiyor, malum bu hikaye çok meşhurdur. O sahabi çocuğuyla beraber 40 gün sonra geliyor. Hazreti Ömer evladım diyor, çocuğun da başını okşamak suretiyle, ondan sonra bal yeme diyor. Adam diyor ki bu kadar mı ya Ömer? Evet. 40 gün sonra geldin yani 40 gün önce bunu söyleseydin ya. Niye bunu söylemek için bu kadar zaman bekledin? Ben diyor 40 gün boyunca ağzıma bal vurmadım diyor. Bal yiyen bir ağzın bal yeme demesinin hiçbir tesiri olmaz. Onun için diyor önce onu kendim hayatıma tatbik ettim. Sonra söyledim ki bir tesir olsun. İşte Hazreti Ömer'in bu davranışı bizim için çok güzel bir örnektir. Mevlam onlar gibi ihlaslı ve samimi olmayı nasip eylesin. Başka bir ayet-i kerime okuturum cemaatim. Ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma le tef'alun. Ey iman edenler, yapamayacağınız şeyi niçin söylersiniz? Yapamayacağınız şeyleri niçin söylersiniz? Yani burada bizim için gerçekten çok büyük ibretler var. Çok büyük ibretler var. Yani yapacağımız şeyleri insanlar anlatmalıyız. Eğer bir şey yapamıyorsak o zaman onu nezletmenin, onu söylemenin hiçbir manası yok. Hatta diyor bu, alemlerin Rabbi olan Yüce Mevlamız'ın da hoşuna gitmeyen bir davranıştır. Bir başka ayet-i kerime, Estağfirullah. وَمَا اُمِرْ وَمَا اُرِيدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلَى مَا اَنْهَاكُمْ عَنْ Siz koyduğum yasağa rağmen kendim size muhalefet etmek istemiyorum diyor. Yani bu Peygamber Efendimiz, yani bir Hazreti Hud Peygamber, bunu ben size yapmayın dediğim halde kendi sözüme ben muhalif olmak istemiyorum diyor. Bir mümin de böyle olmalı. Bir sohbet eden de böyle olmalı. Yani alemlerin Rabbi olan Yüce Mevlamızın emirlerini anlatırken, nehyettiği şeylerden sakındırırken onu önce kendi hayatına tatbik etmeli. Kendisi bizzat yaşamalı, sonra da insanlara anlatmalıdır. Bakın bu köleliğin çok yoğun olduğu bir dönemde bir köle efendisinin mahallenin camisine gidip de hoca efendiden sohbet dinledikten sonra ondan öğrendiği şeyleri gelip hayatına tatbik eden efendisinin bu halini görünce hoca efendiye gidip diyor ki ey hocam bir günde yani önümüzdeki haftada köle azat etmenin faziletinden bahsetseniz de efendim de beni azat etse diyor. Tamam diyor. Aradan bir hafta geçiyor. Hoca efendi başka bir konu anlatıyor. İki hafta, üç hafta ve nihayetinde dördüncü hafta köle azat etmenin faziletinden bahsediyor. Efendi evine gelir gelmez kölesini azat ediyor. Tabii adam büyük bir sevinç içerisinde ama aynı zamanda büyük bir merakla o hoca efendinin yanına geliyor ve şöyle diyor. Hocam bu kadar zaman niye beklediniz? Diyor ki sen bunu bana söyledikten sonra ben pazara gittim bir tane köle satın aldım. Üç hafta boyunca o bana hizmet etti. Ben onun o hizmetinden faydalandım, istifade ettim. Sonra onu azat ettim ki söyleyeceğim söz karşı tarafa tesir etsin. Yüce Mevlam bu güzel örnekleri hayatımıza almayı, takip etmeyi, yaşamayı nasip eylesin. Peki muhteremler,
Diyelim ki biz ihlaslı olmadık, samimi olmadık. İnsanlara emri bil maruf ve nehyi anil münker yaptık ama buna rağmen kendimiz bunları hayatımıza tatbik etmedik. Bizim halimiz nice olacak? İşte onu da biz Peygamber Efendimizin emirlerinden, onun Peygamber Efendimizin hadis-i şerifinden öğreniyoruz. Bu konuyu anlatırken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ebu Zeyd Usama bin Zeyd bin Haliseten radıyallahu anh, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyururken işittim dediği rivayet edilmiştir. Kıyamet gününde diyor, adamın biri getirilip cehenneme atılır. Karnının bağırsakları dışarıya çıkar. Sonra da bu durumda değirmen merkebinin değirmen taşında döndüğü gibi dönüp durur. Yani acısından, acısının dehşetinden, şiddetinden o dolap beygiri gibi dönmeye başlar diyor. Sonra o cehennem ehli bunun etrafında toplanırlar. Ve derler ki ey falan sen dünyadayken bizlere iyiliği emreden, kötülükten nehyeden değil miydin? Nedir senin bu halin? Evet diyor, ben o insanım. Ben size iyiliği emrederdim ama kendim yapmazdım. Kötülükten de nehyederdim ama kendim o kötülükleri bizzat işlerdim. İşte muhteremler iyiliği emrettiği halde, kötülükten de nehyettiği halde, vaazı nasihat ettiği halde, yani bizlere anlatıyor. Eğer sizler samimi olmazsanız, ihlaslı olmazsanız, bunun tam zıttını yaparsanız, ahiretteki haliniz böyle olacaktır diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte bundan dolayı da muhterem cemaatim, alemlerin Rabbi olan Yüce Mevlamız bizlere ihlaslı olmayı ve samimi olmayı nasip eylesin. Söyledikleri bizzat kendi hayatına tatbik eden kullarının zümresine dahil eylesin. Amin. Hürmeti Seyyidil Mürselin. Velhamdülillahi.